Ulan Yasemin, bu kadar yalanın dolanın kolpanın içine battıktan sonra nasıl çıkacağız be kızım ortaya? Nasıl tutacağım ben? Yasemin, ne yapıyorsun? Ay. Oturma kızım, taş çeker, üşütürsün. Üşütürsek beraber üşütelim be. Böyle geldin oturdun yamacıma. Gören adam falan olmasın? Olursa olsun. Babamlar öğrendi ya ateşle evli olduğumu. Sorun yok. Ben bu senin... inceden uyuz alıyorum ha bu ateşle evlilik mevzuna. Haberin olsun. Kıskandın mı sen beni? Ya ben seni her türlü kıskanıyorum da. Hani tepeden tırnağa. Mevzu o değil. Neymiş mevzu? Olay yani şimdi gitgide kontrolden çıkıp resmiyete dönmesin. Hani bir sonraki adımını merak ediyorum. Ben mesela nikah masasına mı oturacaksınız? Ne olacak yani? Merak ediyorum ben. Haklısın ama... Aması yok işte yani. Babanlara sen niye söylüyorsun ki? Söyle babanlara de ki ya biz evli falan değiliz. Öyle bir şey yok. Geçsin gitsin. Niye sen öyle yapıyorsun? Sence babam öğrense, aferin kızım, iyi yalan söylemişsin, devam etmeler. Yani... Şimdi Üzeyir amcayı tanıdığım kadarıyla öyle bir şey söyleyecek karakterde bir adam değil yani hani. Peki Celal amcalar öğrenirse ne olur? Yani sizi evden kovar ama bir şekilde ben hani o kadar da izin verdirmem yani öyle bir şey yok. Oğlum mevzu ev değil ki. Ben sensiz kalmak istemiyorum. Heh. Kocan geldi. Tamam ben kaçtım inceden. Siz şey yaparsınız tamam. Hadi görüşürüz. Ateş. İyi geceler. Selam. Selam. Ne geceydi be şampiyon? Allah kabus gibi. Benim kabusum hala devam ediyor. Ana ben kendi derdime daldım Ayşe'yi unuttum ya. Neymiş? Evlatlık mıymış Ayşen? Celal amcaların kızı değil miymiş? Değilmiş. Ya başta ben de inanmamıştım ama... Senin Hanım'ın yaptırdığı DNA testini görünce... Aa! Testi mi yaptırmış? Yaptırmış. İşte Ayşen de... bunu bilip de söylemediğim için çok kızdı bana. Kızar tabii. Kız haklı. Dünyası yıkıldı kızın. Yasemin ben bunu nereden bilebilirim? Ben de kızın dünyası yıkılmasın diye söylemedim zaten. Öyle pat diye söylenecek bir şey mi? O zaman nasıl söyleyecektim? Hayat böyle işte. Yeni bir dünya inşa edeyim derken olanı yıkmak da var. Bak bize bir ev kiralayacağız diye ne hallere düştük. Yalan üstüne yalan. Sen niye geldin bu arada? Yalıda kalsaydın ya. Ya senin boşuna mı anlatıyorum ben bunları? Ayşen'le konuşmak için geldim buraya. Kalmamı ister misin? Niçin? Destek lazım olursa diye. Sağ ol. Ama hallederim ben. Sen kendi derdinle ilgilen. Daha nasıl destek olacaksın ki? Başını açtım bunca şeyden sonra. Yani. O zaman pes etmek yok ortak. Neydi be şampiyon? Bari bana şans dedi. İyi şanslar. Bana da iyi şanslar. Alo Ayşe. Ateş konuşmamız lazım. Ben de onu diyecektim zaten. On yaşında falandım sanırım. Abimin topuyla oynarken karşı komşunun camını kırmıştım. Cam kırdın. Sen. Evet. Tabii ben kırdım diyemedim. Yani korkudan yalan söyledim. Top da abimin olduğu için
komşumuz abime gözümün önünde bir güzel tokat attı. Sonra babam da sen benim oğlumu nasıl döversin diye gitti adamı dövdü. Ceren amca bu. Yapar. Ama ben o gün o yalanı söylemeseydim eğer abim dayak yemeyecekti. Ateş, düşünebiliyor musun? Hiçbir suçu yokken abim benim yüzümden o tokadı yedi. Senin için kötü olmuş. Üzüldüm. Ben daha çok üzüldüm. O kadar kötü oldu ki kalbim. Sonunda dayanamadım, gittim babama her şeyi itiraf ettim. Babam da bana yalanın ne kadar kötü bir şey olduğunu, bana zarar vermese bile aileme, sevdiklerime ne kadar zarar verebileceğini anlattı. Ateş, sana sadece bir kere soracağım. Bana doğruyu söyle, olur mu? Ne zamandır biliyordun? Birkaç gündür. Neden söylemedin? Ayşen söyleyecekti. Hatta Yasemin'in annesinin babasının geldiği gece söyleyecektim. Seni çağırmıştım, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. İşte o gün neden söylemedin? Ayşen, ben nasıl söylenir ki böyle bir şey? Yani nasıl yıkardım senin bütün gerçeğini? Bu bir sır değil ki. Ben zaten biliyordum bunu. Biliyor muydun? Evet. Herkes biliyor. Beni daha bebekken dükkanın önüne bırakmışlar. Benden sakladın yani. Bu benim özelim Ateş. Özelim mi? Ayşen, sana inanamıyorum ya. Ben sana bütün yaralarımı açmışken sen özelim deyip kendini mi kapattın bana? Ama hiç konusu açılmamışken ben böyle bir şey sana nasıl söylerdim Ateş? Ayrıca niye söyleyeyim? Bana acı, şefkat göster diye mi? Neden? Acımak mı? Ya Ayşen, biz seninle böyle mi sevgiliyiz? Sen bana böyle mi güveniyorsun? Ben sana güvenemiyorum. Güvenemiyorsun. Çok güzel. Benim için bugün ne yaptın Ateş? Halana gerçeği söyledin mi? Ya da Yasemin'in annesine babasına söyledin mi? Yoksa bu yalana devam mı ettiniz? Ayşen, nasıl söyleyebiliriz ki bu gerçeği? Ya insanların sebebi mi olalım? Aferin size. Yine kendinizi kurtarmak için bizi harcadınız yani. Daha ne kadar sürdürmeyi planlıyorsunuz bu yalanı? Ayşen bak, biz de bu durumda... Ateş, ben sana biraz önce ne anlattım? Abimin hiç suçu yokken ben yalan söyledim diye çocuk dayak yedi dedim. Değil mi? İşte sizin bu yalanlarınız da dönecek dolaşacak bizi kıracak. Hayat size değil, bize dayak atacak. Ayşen. Ateş, ben çok sıkıldım. Bütün bu yalanların bir parçası olmaktan çok sıkıldım. Sana acıyacağımı düşündün, öyle mi? Çok güzel. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Bak, geldim sana çok uzaklardan gör. Ateşimi hisset ben, sevmem öyle yarım yamalak. Çok yorgun yüreğim, hep yanılmaktan gör. Ateşimi hisset ben, sevmem öyle kaçıp kovala. Sen beni olduğum gibi benden kaçma, uğraştırma. Ya benim ol, beni sev dibine kadar.
kahve alabilir miyim? Ya aradı yine. Sinirimi tepeme çıkardı ya. Seninki mi? Seninki deme şuna. Seninki değil artık o. Bir tamam. Sildim ben onu. Teşekkürler. Tamam Şirinciğim de vallahi biz bile duruma hemen adapte olamazken sen...